Kafkas Balığı'nın sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. Günaydın efendim. İyi ki varsın ekibi olarak yine sağlıkla dolu, harika, nefis konuların işlendiği bir program hazırladık sizlere. Evet, bakalım. Bu sabahta sizlerleyiz. Evet, sağlıklıyız. Keyfimiz, sağlığımız, saatimiz yerinde Allah'a çok şükür. Ama bilmediğimiz şeyleri öğrenmek için ne izliyoruz? İyi ki varsın izliyoruz. Evet. Evet, bakalım bugün programda neler var. Seyircilerimize de iyi ki varsınız diye. Diyelim, bugün sizler de iyi ki varsınız sevgili izleyicilerimiz. Evet. Bugün programda bakın neler var. Gülüş tasarımı nasıl yapılır? Diş kaplamalarının altındaki dişler çürür mü? Bonding tedavisi nedir? Tek diş eksikliğinde tedavi seçenekleri nelerdir? Tam dişsiz çenelere implant yapılır mı? Estetik diş tedavileri ve diş implantlarını protez uzmanı Dr. Zeynep Giray ve protez uzmanı Dr. Ece Tatar Sıdal anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın'dan tekrar merhaba efendim. Bugün stüdyomuzda değiliz ama kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz harika güler yüzlü diş hekimlerinin olduğu bir muayenehanedeyiz. Protez uzmanı Doktor Zeynep Giray ve protez uzmanı Doktor Ece Tatar Sidal'la beraberiz efendim. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Güler yüzümüzle karşıladınız bizi, tüm enerjinizle teşekkür ediyoruz öncelikle. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ne kadar zamandır diş hekimliği yapıyorsunuz? Öncelikle biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Zeynep ve ben doktordan arkadaşız. İkimiz de protez uzmanıyız. Ben 14 yıllık hekimim. Zeynep de 17 senem oldu. O kadar söylemeseydim. İşte o kadar olmuş. Bayağı. O kadar oldu. Yalnız en başta şunu söylemek istiyorum. Bizim sizinle hemen hemen yaşlarımız yakın. Biz zamanında böyle sosyal medya, Instagram falan yoktu. Her sabah açardık. Özlem Yıldız ne giyinmiş diye bakardık. O zaman trendleri siz belirlerdiniz. Ay, hala siz belirliyorsunuz. Yok, hala çok güzel ve çok şıksınız. Gerçekten. Ederim. Sizi burada görmek, ağırlamak bizim için çok büyük bir keyif. Ben de böyle hani diş hekimliğiyle ilgili özellikle muayenehanelere giderken biraz ön yargılı oluyorsunuz. Hani o sesler, evet. Böyle bir o görüntü, o bir ürkütüyor ama sizin enerjiniz ve güler yüzünüz de buraya gelince kendimizi çok iyi hissettik ekip olarak. Çok biz de teşekkür ediyoruz kapılarınızı açtığınız için. Siz burada beraber çalışıyorsunuz. Hı-hı. Ama kolay mı böyle beraber çalışıyor olmak, tek başına olmaktan acaba? Bir önce onu sorayım. Biz Zeynep Hanım'la doktordan arkadaşız. Hem kurucu ortağız hem de iki birer dostuz. Birbirimize çok güveniyoruz. Bu güveni de hastaya yansıttığımıza inanıyoruz. Hastalar da bize güvendiklerinde korkularının azaldığına inanıyoruz. Hekimlikteki en önemli şeyin hastayla güven ilişkisi olduğuna inanıyoruz. Ne güzel. Sizi önce tanıyabilir miyiz? Yani bu mesleğe nasıl başladınız? Hani hep böyle bir muayenehane açma fikri var mıydı? Benim anne babam diş doktoru. Benim zaten muayenehane açmak gibi bir fikrim vardı. Çeşitli kliniklerde, fakültelerde çalıştıktan sonra 4 sene önce Zeynep Hanım'la birlikte Levent'teki kliniğimizi kurduk. Ne güzel. Evet. O zaman şu anda beraber çalışıyorsunuz. Evet. Gayet de güzel gidiyor. Hastalarınızla iletişiminiz hepsi çok güzel. Peki demin söylediğim gibi biraz ön yargı var diş hekimliği ile alakalı. Böyle bu aletlerin sesleri, işte canım acıyacak mı gibi. Ya sizin bu güler yüzünü görüp de hala korkan hastalarınız var mı acaba? Bizler ikimiz de Başak Burcu'yuz. Ben de Başak Burcu'yum. Bak ondan demek ki bak. Mükemmeliyetçi Başaklar. Enerjimiz ondan. Bütün Başaklar buluşmuş. Bütün özdinimizle butik bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Ve elimizden gelen en iyi çalışmayı bitirirsek dahi birbirimizden bir kontrol rica ediyoruz. Ben illa Zeynep'cim bakar mısın diyorum. Zeynep de bana diyor. Bu şekilde hatasız uzun süre mutlu kullanacağı dişler yapmayı hedefliyoruz hastalarımıza. Ne güzel. Peki protez uzmanı denildiği zaman bunun ne demek olduğunu bize bir açıklayabilir misiniz? Diş hekimliği eğitimi 5 sene. 5 seneden sonra bir sınava girip uzmanlık yapıyorsunuz. Çeşitli branşlarda uzmanlaşabilirsiniz. Kanal tedavi uzmanı var, çocuk diş hekimliği uzmanı var. Aynı zamanda bir de protez uzmanlığı var. Protez şu demek, dışarıda üretilen her malzeme laboratuvarda dişe yerleştirdiğinde buna bir protez denir. Bizim konumuz bu konu üzerine. Yani anneannelerimizin taktığı takma dişlerden, şu an çok revaçta olan implant üstü protezler,
Ve estetik gülüş tasarım dediğiniz bütün konular bizim alanımıza girer. Bizim işimiz güzel protezler yapmak ve hastaların bunları uzun süre kullanmasını hedeflemek. Ne güzel. Protez uzmanı ile estetik diş hekimliği aslında aynı kavram. Estetik diş hekimliği insanların kulağına daha iyi geldiği için bu kullanılıyor. Ancak tıbbi adı yani ana bilim dalı olarak protez uzmanı olarak geçer. Ayrıca bizim bir de doktor titrimiz vardır diş hekimliğinin başında. Evet. Bu arada yani Türkiye'de tabii ki diş hekimliği çok revaçta ama yurt dışından da gelen hastalar çok fazla var. Hani yurt dışından bu kadar ülkemize rağbet gösteriliyor olmasının sebebini neye bağlıyorsunuz? Yurt dışından çok hasta geliyor çünkü Türk hekimleri hakikaten çok iyi eğitim almışlar ve çok iyi deneyimleri ve tecrübeleri var yurt dışı ile kıyaslandığında. Evet. Plastik cerrahiye çok yurt dışından hasta geliyor ama evet. Diş tedavisine estetik de çok fazla inanılmaz. Popüler. Evet. Peki şunu da merak ediyorum, maliyet olarak da ülkemiz çok daha mı uygun acaba, ondan mı da tercih ediyorlar? Diş tedavilerine de çok gelen oluyor, plastik cerrahiye de çok gelen oluyor ama uygunluk göreceli bir kavram yani. Türkiye'de her paraya, her işin karşılığını alabilirsiniz. Yurt dışıyla fiyat anlamında daha bile pahalı tedavilerin yapıldığı bir ülke olabiliriz aslında. Ama kalitemiz o kadar yüksek ki yine de tercih edilir durumdayız. Diş tedavileri için de yurt dışından çok hasta geliyor son yıllarda. Neden? Çünkü Türk diş hekimleri, tekrar söylüyorum, çok bilgili. Yurt dışındaki meslektaşlarımızla kıyaslandığında çok daha tecrübeliyiz. Doğru. Bütün bunların yanında bizi ekipçe destekleyen çok gelişmiş bir laboratuvarlarımız da var. Çok gelişmiş teknoloji kullanıyoruz biz bu laboratuvarlarda. Ve bir Avrupa ülkesinde çok gelişmiş diye düşünürsünüz ama bir ay, üç hafta sürecek işlemleri biz burada belki 3-4 günde yapabiliyoruz. STEM standardımız yüksek, hem tecrübemiz yüksek hem de teknolojimiz bizi çok destekliyor. O yüzden tekrar söylüyorum, Türk diş hekimleri çok iyi bir seviyede ve yurt dışından da başarıyla tedavileri yapabiliyoruz. Ne güzel. Peki hani bundan sonra ileriye dönük hedefler var mı? Gerçekleştirmek istediğiniz, kendinize koyduğunuz, işte şunları yapacağım, kendime göre şuralara geleceğim diye. Bence bizim en büyük hedefimiz ayrılmamak, ekibimizi daha çok güçlendirmek. Yaklaşık 10 yıldır aynı seramiste çalışıyoruz. Diğer bizimle çalışan uzman arkadaşlarımız da ekibimizde değişmiyor. Bu ekibin daha sağlam bir şekilde devam etmesi, dostluğumuzun bozulmaması, enerjimizi güzel bir şekilde yansıtarak tedavilerimize devam etmemiz hedeflerimizin başında. Aslında yani çok iyi arkadaşlar, mesela evliliklerde de öyledir, iki eşin aynı yerde çalışmayın, dostluklarda da işi karıştırmayın derler ama siz yani böyle bir sıkıntı yaşamamışsınız, zoru başarmışsınız. Özlem Hanım, ortaklık nasıl gidiyor konusunu ayrıca bize anlatmak lazım ama çok kısaca şunu söyleyeceğim. Evet. Kadının ortaklığına ve işbirlikliğine çok inanıyorum. Kadın kadını kıskanmadıkça birlikteliklerinden müthiş işler doğuyor. Bunu her branşta görebiliriz. Her branşta çok başarılı kadınlar var. Ve kadının birbirimize ihtiyacımız var. Biz sadece iş yönetmiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız var, eşlerimiz var. Onlarla da ilgili sorumluluklarımız var. Birbirimize çok ihtiyacımız var. Kadınların da dayanışmasına hepimizin ihtiyacı var. Doğru. Peki bu arada hastalarınızla ilgili de biz genelde uygulamalı gösteriyoruz, fotoğraflarla gösteriyoruz ama sizin hastalarınız da sanıyorum arada iletişimleriniz hiç kopmadığı için, diyaloglarınız da gayet hiçbir şey kopmadan devam ettiği için de onları da göreceğiz şimdi bugün. Şimdi klinikteyiz zaten. Klinikte olduğumuz bizi için bekliyorlar, heyecanlar. Çünkü yaptığımız işleri onlar da severek kullanıyor ve anlatmak istiyorlar. Harika. Bizim için de bir farklılık olmuş olur. Fotoğraf yerine burada kendileriyle görüşüyor olmak bizim için de bir değişiklik olmuş olur. O zaman bir de içerideki hastalarla görüşelim. Çok teşekkürler. Tasarımı gerçekten günümüzde bir hayli yaygın, ilgi de çok fazla var. Bununla ilgili hastalar ne isteklerle geliyorlar size? Hastalar bize gülüşlerimizi güzelleştirin diye geliyorlar. Teknoloji çok değişti, işlemler kolaylaştı. Artık her şey çok daha ağrısız. İleri teknoloji sayesinde çok daha kolay çözülebiliyor. Bu nedenle estetik beklenti de arttı ve insanların estetik diş hekimliğinin ilgisi çok daha fazla. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi yanımızda sevgili Büşra. Evet, yani biz de tam onu söyleyecektim. Öncelikle hoş geldin Büşra. Çok da genç ve herhalde güzel bir gülüşe sahip olmak, estetik gülüş amaçlı geldi size değil mi? Evet. Sonra ilk geldiğinde dişlerinde sıkıntıları vardı. Büşra ilk geldiğinde dişleri resimde gördüğümüz gibi dişlerin arasında açıklıklar vardı. O bize benim gülüşümü değiştirin diye geldi. Biz yaşını dikkate alarak ilk başta
ortodonti tedavisi yapabilir miyiz diye düşündük. Ortodonti tedavisi öyle bir tedavi uygulanabilirdi erken evet, kolları. Yani tel takabilirdi. Ancak tel taktığında belli ölçümler yapılıyor, filmi çekiliyor. Yüz profili değerlendirildi ve şunu gördük. Eğer ki tel taksaydı Büşra, üst dudağı içeri girecekti. Yani bütün ağız yapısı değişecekti. Evet, yani ifadesi. Bunu düzgün ve baştan hesaplamak lazım. Ortodontistimizle birlikte Büşra üzerine düşündük. Ve dedik ki, Büşra Hanım eğer ortodontist seçeneğini takip ederse tüm yüz profili değişir. Bu nedenle biz aralıkları yapay bir yöntemle yani lamine ile kapatmalıyız diye karar verdik. Ve kendisine lamine uygulaması yaptık. Peki ortodonti olsa ne kadar zaman alırdı aşağı yukarı? Bir de bayağı vakadan vakaya değişir. Ortalama bir senede ortodonti işlemi tamamlanabiliyor. Ama böyle bir gülüş tasarımı yapmanız ne kadar zaman aldı? 4 gün. Aa, mesela onun için de çok konforlu olmuştur herhalde. Aynen öyle. Ama bir de sana sormak lazım. Hani bu dişinin yapılmadan önceki gülüşün ve şimdiki gülüşün arasındaki farkı sana sormak lazım. Dişlerimden gerçekten çok mutluyum. Tüm yüz şeklimin değiştiğini hissediyorum. Hani böyle çok daha hani ağrısız ve kolay bir tedavi olduğu için çok iyi oldu benim için. Ve en güzeli hani bir haftada bu sürecin bitmiş olmasıydı. Hemen sonucu görmüş olmalı. Aynen, bu sayede hani daha çok gülümsüyorum ve enerjimin daha çok yükseldiğini hissediyorum sayede. Yani herhalde yani insanın kendine güvenerek gülmesi kadar da güzel bir şey. Eskiden şöyle ağzını kapatarak falan gülüşler varken şimdi gözlerin içi parlıyor. Mesela bunu da oluştururken, laminelerin boyunu da oluştururken hastayla beraber mi karar veriyorsunuz? Neye göre ağız yapısına? Tedaviye şöyle başlıyoruz. Hastamız bize geldi ve lamine yapma kararı aldıysa ya da gülüş tasarımı, her ne materyal kullanacaksak ilk önce hastamızın çok detaylı fotoğraflarını çekiyoruz. Sonra fotoğraflar üzerinde dijital bir tasarım yapıyoruz. Ancak dijital yaptığımız tasarımı hastanın ağız içerisinde görmesi lazım. Yani plastik dişler üretiyoruz. Bu plastik dişler ileride uygulayacağımız laminaların takliti. Plastik dişleri Büşra'ya yerleştirdik. O ilk gün herhalde sıkıntı yaşaması. Plastik dişler ertesi gün hazırlandı. Çünkü biz de üzerine kafa yorup nasıl yapmalıysa karar vermek zorundayız. Onlar gerçeğinin benzeri olmuş benzeri oluyor. Üzerine modifiye de yapabiliyorsunuz. Yani Büşra dişler takıldı. Biz maksimum 12 dişi uzatabileceğimiz kadar uzattık. Ve Büşra'ya konuşma egzersizleri yaptırdık. Bakalım konuşabiliyor mu? Bu uzunluğu kullanabilecek mi ya da beğendi mi? Biraz kısaltalım, biraz kenarlarını yuvarlatalım, biraz daha çıkık yapalım, geriye alalım. Bunun gibi bütün isteklerimize birlikte bizim tecrübemiz onun da isteğiyle ortak karar verildi. Böyle şeyler önceden hazırlandığında sonrasında beğenmedim gibi bir sonuçla karşılaşmıyoruz. Yani baştan ne yapılacağına o da bizde karar vermiş oluyoruz. Fotoğraflar çekilip mock-up yapıldıktan sonra biz preparasyon aşamasına geçtik. O ne kadar sürdü? Yaklaşık yarım saatlik bir uygulama. İzin verirseniz ben size dişlere ne kadar az dokunduğumuzu göstermek istiyorum. Tamam. Biz de görelim uygulamalı. Bu arada Büşra'cığım sana da çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadığın ve geldiğin için. Güzel gülüşlü günler diliyorum sana. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi buradaki görüntüden. Buradaki başlangıcıydı. Bu da bitimi. Özlem Hanım başlangıç fotoğrafını görüyorsunuz. Dişlerin evet. arası açıktı. Bizim hedefimiz bunları kapatıp onun yüzüne yakışan güzel bir gülüş sağlamak. Bunun için dişlere ne kadar dokunduk? Şurada gördüğünüz dişlerin dokunulmuş hali. Sadece uçlarını yuvarlattık. Yarım saatlik bir işlem sonrası birazcık da diş etlerini seviyeledik ve dişlerimiz hazır oldu. Yani dişlere çok az dokunulduğu için dişin yüzeyindeki koruyucu tabaka korundu. Mine tabakası dediğimiz. Böylelikle çok uzun yıllar sağlıklı kullanabileceği laminalar oldu. Dişe de çok az müdahale edilmiş oldu böylece. Evet. Ama görsel olarak daha estetik bir gülüş olsun diye hafif yuvarladınız dişleri. Evet ve alttan kırılmasın diye de o sivrilikleri almak durumundayız. Bu işlemi yaparken anestezi dahi yapmadığımız durumlar olabiliyor. Çok basit, kolay bir işlem. Sonrasında güzel bir detaylı ölçü alıyoruz. Bu ölçü dijital olarak taranıyor ve laminaların üretim aşamasına geçiliyor. Orada mesela renklendirmeye falan nasıl beraber mi karar veriyorsun? İlk baştaki mock-up aşamasında zaten rengi aşağı yukarı konuşmuş oluyoruz. Ya aslında diğer dişlere dokunulmadığı için kendi ana dişlerinin rengine göre herhalde bir renk belirliyorsunuz değil mi? İnsanlar bazen alt dişlerimle ya da yan dişlerimle aynı olsun, bu doğallık korunsun diyor. Bazen de daha beyaz bir gülüş istiyorum diyor. Böyle durumlarda ne kadar beyaz istiyorsun, beyazın hangi tonu gibi karar verme bir aşamamız lazım. Bu aşamada şunu yapıyoruz. Laminalar üretildi. Artık plastik değil. Gerçek incecik lens laminalar elimizde. Evet. Bunların içerisinde... Onlar da artık çok ince bir hale geldi değil mi? Evet. Öyle eski kalın sistemde. Aynen. Ne kadar ince olursa o kadar doğal bir görüntü sağlıyor ve dişlere o kadar az dokunmuş oluyoruz.
Ayrıca doğal lamina, yani ince lamina, alttaki yapıştırıcının rengini yansıtır. Hmm. Elimizde bir sürü yapıştırıcı renk seçeneği var. Hmm. Hastamıza yapıştırıcının taklidi olan renklerle denemeler yapıyoruz. Yani şöyle anlatayım. Burayı kar beyaz taktık deneme yapıştırıcıyla. Burayı da biraz daha doğal bir yapıştırıcıyla deneme yaptık. Hastanenin karşısına baktı. Ya doğalı beğendi, ya kar beyazı beğendi, ya da daha beyazı beğendi. O zaman bu kararı verdikten sonra gerçek yapıştırıcıya geçiyoruz. Kısacası şöyle toparlamak isterim. Renk aşamasında da sonunda ne istiyorsa, baştan ne istediğini seçebilme şansı var hastanın. Bunlara yapıştırma işlemi zaman alan bir işlem mi peki? Ne kadar sürüyor? Yaklaşık bir saatlik bir işlem. Yine hastanın hiç canı yanmıyor. Bütün kararlar önceden verilmiş oluyor. Hı-hı. Bizim için en önemli olan son şey... Son nokta yapıştırma işlemi. Aynen öyle. En önemli şey hastanın bittiğinde mutlu olması. Baştan her şeyi görmüş olması. Evet, o da artık son dokunuş. Buradan da dişlerine kavuşmuş olarak ayrılıyor. Bununla ilgili başka örnekler de var sanıyorum, değil mi? Diğer güzel gülüşlere sahip hastalarımız da var. Evet, birçok hastamız var. Ben yani yaklaşık 14 yıldır bu işi yapıyorum. Hı-hı. Ve en zevk ve keyifle yaptığım iş lamine, yani gülüş tasarımı. Tamam, o zaman yeni örneklere bakalım. Peki. Bonding tedavisini anlatmıştık Özlem Hanım. Şimdi Bülent Bey yanımızda. Kendisine yıllar evvel bonding tedavisi uygulanmıştı. Aralıklı dişleri vardı, kapatılmıştı. Hı-hı. Şimdi kendisinden dinleyelim o süreci. Evet, nasıl hissediyorsunuz? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bahsettiği gibi daha önce, yıllar öncesinde bir bonding tedavisi yapılmıştı. Aslında bonding'in ihtiyacımı karşılayacağını düşünmüştüm. Ama daha sonrasında yıllar içerisinde bonding yapılan bölgelerde bir renk değişimi fark ettim. Tahmin edersiniz ki iş hayatınızda çok doğru, etkili oluyor imajınız tabii, için. Tabii. Rahatsız oldum ve daha sonrasında kalıcı olarak lamine yaptık. Aa, evet. Şimdi onları çok kısa bahsetmek tamam, istiyorum. Tamam, gösterelim. Burada görüntümüz de var herhalde. Evet, burada renkleşmiş eski dolgularını görüyorsunuz. Diş eti şekilleri de farklı. Bir sonrakinde renkleşmenin ne kadar yoğun olduğunu göreceğiz. Ön dört dişine odaklanırsak. Biz ön dört diş mi yapıldı? Sadece ön dört diş. Tamam. Büyük bir gülüş tasarımına gerek duymadık. Hastamızda tabii koordineli. Dişler yani zaten düzgündü. Görebilirsek eğer final haline, yani sadece laminaları. Burada yaptığımız aslında bir tasarım vardı. O tasarımın akabinde ön dört dişe lamina tedavisi uyguladık. Artık renkleşmeyecek. Laminaların incecik porselen Ece Hanım'ın anlattığı gibi renkleşmiyorlar. Dişleriniz renkleşse bile laminatlar renkleşmiyor. Ön dört dişi diğer dişlerle natural oldu. Bir öncesi sonrası görürsek fark son derece çarpıcı. Sadece dört dişe bakıyoruz. Evet, burada çok daha fokuslu bir fotoğraf var. Çok aşırı bir beyazlık tercih etmemişsiniz. Kesinlikle ben hatta Bülent Bey'e sordum, hani dişlerinizin yapıldığını fark ettiniz mi diye. Hayır, kimse fark etmedi dedi. Evet, yani görüntü olarak çok milimetrik farklılıklar var. Evet. Ton olarak da zaten deselerdi olarak, dişlerini yaptırmışsın, biz başarısız o olduk demektir. Evet. Yani evet, doğal olması bizim için çok önemli. Uzaklaşmadık diye. Şimdi mesela bunun bakımı ve bundan sonrası için izlenilen yol nedir? Doğal dişe nasıl bakılacaksa aynı şekilde bakılacak. Biz hep yumuşak fırçalama, günde 2 kere 2 dakikadan az olmayacak şekilde fırçalama öneririz. Ama tüm hastalarımıza burada söylemek istiyorum, bir ağız bakımına çok önem versen ve mutlaka diş ipini de ağız bakımına eklesinler. Siz kullanıyor musunuz? Ben aslında dişlerime çok titiz bakıyorum. Kendisi de tanır çok titiz olduğumu. Ama ilk tedavide ne kadar dişinize iyi bakarsanız bakın, zaman içerisinde o renk değişimine karşı gelemiyorsunuz. Dolayısıyla kalıcı seçim yapmak, bir şekilde er ya da geç karar vermeniz gerekiyor. Evet, çok güzel. O zaman güle güle kullanın. Sağlıklı gülüşler diyoruz. Çok da güzel olmuş. Ellerinize sağlık efendim. Şimdi Meral Hanım yanımızda. Meral Hanım diğer hastalarımızdan çok daha farklı ve sorunlu bir tedavi, yani daha doğrusu zahmetli bir tedavi geçirmiş. Evet Özlem Hanım, anlatmıştık. Hastalar çeşitli sebeplerle, ki en başı genetik faktörler sebebiyle, dişlerinin tamamını kaybedebiliyorlar. O zaman implant söylediğimiz gibi çok başarılı bir tedavi. Meral Hanım da güvenerek gitmiş, 12 tane implant yaptırmış. 6'sı üst çenede, 6'sı alt çenede. Bu süreçte herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Ancak protezler ağza yerleştirildiği zaman ve hasta buna alışamadığı zaman dudağıyla mesafesiyle mi alakalı? Yoksa ölçüyle de alakalı, ama hastanın var olan statik değerlerini koruyamamakla da alakalı. Biz yüzümüzü yatay düzlemde üçe böldüğümüz zaman alt yüz yüksekliği vardır. Bununla ilgili bir takım sıkıntılar yaşamış hastamız.
Sonuç olarak protezine adapte olamamış ve uyum gösterememiş. Evet. Biraz da bu süreci Meral Hanım'dan dinleyelim. Evet, dinleyelim. Önce geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hayat kalitenizin değiştiğini duydum ben. Evet. Öncesinde ve sonrasında neler değişti hayatınızda? Şimdi şöyle söyleyeyim, sürece başlarken ben implantlarda falan hiçbir sorun yaşamadım. Daha sonrasında protez yapıldığında asıl sıkıntılarım başladı. Çünkü kaslarımda ağrılar başladı. Yeme zorluğu çekiyordum. Saç diplerime, gözlerime kadar vurdu. Evet, ciddi bir sıkıntı çektim. Çok Zeynep Hanım'a geldiğinde gözlerimde özellikle çok fazla sıkıntı çekiyordum. Yani yemek yemeyi falan, kaslarımın ağrısı tabii. O derece olmuştum artık. Daha sonrasında Zeynep Hanım'ı planlayıp ilk önce geçeceği, daha sonra da diğer protezimi taktığımda, yani sosyal hayatınıza devam edemiyorsunuz. Çünkü implantlarınız ne kadar güzel, kaliteli olursa olsun, doğru, üzerinde bir protez olmadığında hiçbir işe yaramıyor. Doğru. Yani sosyal hayatınızı devam ettiremiyorsunuz. Hı. Şükürler olsun, çok memnunum. Bu hastamızın ilk geldiğindeki protezi. Evet. Burada hijyenle ilgili bir takım problemleri var ama ağızda bir uyumsuzluk da var. İlk protezinde. Hı hı. Bakın bunu hemen burada görebiliyorsunuz. Evet. Burada önceki protezi biz bu şekilde şikayetle gelen bir hastamıza hemen şunu hiç yapmayı sevmiyorum, ben bunu sökeyim, sana daha iyisini yaparım. Böyle bir şey yok. Hasta buna alışamamış. Zaten zor bir süreçten geçmiş. Onu tekrar o zorluğa, o psikolojik savaşlara sokmak istemedik. Ve kendisine alışabileceğini öngördüğümüz bir geçici protez uyguladık. Hı hı. Çünkü nihayetinde bizler de hekimiz, sihirbaz değiliz. Elimizde bir değnek yok, her şey çok güzel olsun diyemiyoruz. Hastamıza yaptığımız geçici protezde 3 ay kullandınız siz bu protezi. Evet, çok rahat kullandım. Ve şunu gördük. Gözlerindeki ağrılar gitti. Saç diplerindeki ağrılar gitti. Çünkü dikey boyut dediğimiz alt yüzük yüksekliğinde bir sıkıntı olduğu zaman kaslarınız buna adapte olamaz ve çok yoğun bir kas ağrısı hissedersiniz. Doğru. 3 ayın sonunda biz bunları gördükten sonra artık geçici protezini değiştirdik. Ekranda gördüğünüz çok yüksek teknolojiyle yapılmış bir protez. Oh. Bahsetmiştim size, Türk diş hekimlerine güvenin, evet, ama bizim de arkamızda çok yüksek teknoloji var. Artık o geçicinin birebir aynısını 3D yazıcılarla, CAD/CAM teknolojisi kullanarak vidalı olarak ürettik. Alt ve üst çenedir bu. Belki görsel sizi yanıltmasın ama bu diğer fotoğrafta daha net anlaşılacaktır. Bunlar iki ayrı protez aslında. Evet. Biri üst çene protezi, diğeri alt çene protezi. Bunları implantlara vidaladık ve hastamız zaten geçicide alıştığı boyutlarda, yani daha iyi protezine de değişiklik yaptı. Olmadı ama sağlık ve yaşam görüntü de değişti. Estetiği de çok değişti. Çünkü buradaki materyal zirkonya esaslı bir materyal. Hmm. Zirkon üstüne el sanatçılığıyla tek tek porselenle çok işlendi. Çok hafif bir malzeme. Çok şey. Evet. Rahat kullanıyorsunuz. Bir ağız içinde biz görelim. Protezler böyle fotoğrafta güzel gözüküyor ama bir güldüğü zaman hakikaten bizim de hoşumuza gidiyor. Bu geçici proteziydi. Biz bakın birebir aynısını protezinde ürettik. Yani geçiciyle daimi kullanacağı protezi dediğim gibi 3D yazıcıdan aynı boyutta çıkıyor. Bunu ürettik. Burada bir de bir fark söylemek istiyorum. Hastalarımızı bilgilendirmek istiyorum. Ben hiçbir zaman implantın üstüne bir protezi yapıştırmak istemiyorum. Burada bir fark var. Vidaladık biz bunları. Çünkü bir sorun çıktığı zaman düşünün, 12 tane porselen diş var ağzınızda. Hepsi 6 tane implanta bağlanmış. Nasıl çık sökeceksiniz bunu bir sorun çıktığında? Vurarak mı, sökerek mi, kırarak mı? Halbuki şimdi bu vidalı bir protez. Tek tek vidalarından hekim kontrolünde, bunu hiçbir hasta açamaz, bizim kontrolümüz açılır, gerekli tedavisi, kontrolü yapılır, tekrar ağza vidalanır. Güle güle kullansın Meral Hanım. Evet, öncelikle yani geçmiş olsun, sıkıntılarınız kurtulmuş, artık hayatınız çok daha konforlu hale gelmiş. Çok şükür, yüzünüz de gülüyor. Uğraştım ama sonucu çok güzel oldu. Oh, geçmiş olsun o zaman. Yine sağlıklı, güzel gülüşler diliyoruz size. Sağ olun, herkese inşallah. Teşekkür ederiz. Bu bonding tedavisini bize bir anlatabilir miyiz? Nasıl bir tedavi yöntemidir, implant tedavisine alternatif midir? Bonding tedavisi çok sevdiğimiz, estetik diş hekimliği uygulamalarında da sıklıkla yapılan bir uygulamadır. Bonding tedavisi özellikle genç dişlerde, genç bireylere uygulanır. Aralıklı dişleriniz varsa bu aralıklar dolgu yapılarak kapatılır. Bakın dolgu diyorum, arka dişiniz çürüdü, orada da dolgu yapılıyor. Ama bonding tedavisinde kullanılan dolgu malzemesiyle arka dişlerde kullanılan dolgu materyali arasında hem bir fark vardır, yani materyal farkıdır, hem de teknik anlamda bir takım farklılıkları vardır. Hı hı. Dediğim gibi genç dişlerde son derece başarılı, sağlıkla uygulanabilir. Hı hı. Üstelik dişin bütünü kaplanmaz, sadece aralıkları kapanır. Ama ne oluyor Özlem Hanım biliyor musunuz? Bir süre sonra, yıllar içerisinde dolgu ve doğal diş arasında bir takım sızıntı problemleri ortaya çıkıyor. Dolgu çünkü sararır, sararan bir materyaldir. Biri sararacak, diğeri rengini koruyacak. Hani burada renk farklılıkları oluşuyor. Renk farklılığı ortaya yıllar içerisinde mutlaka çıkıyor.
Ama bonding tedavisine alternatif güzel bir tedavi de var. Bizim de sıklıkla yaptığımız ve çok sevdiğimiz lamine tedavisi. Son yıllarca da çok gündeme geliyor. Yaprak porselen de olarak evet. da biliniyor hastalar arasında. Yine lamine bondinge çok sevdiğimiz bir alternatif uygulamadır. Yine dişin yüzeyi bütünüyle kesilmez. Hı-hı. Yaprak şeklinde dişin ön yüzeyine yapıştırılır. Evet. Renkleşmez. Doğal dişle çok iyi bir uyum sağlar. Ve iyi yapılmış bir laminenin altından da dişiniz asla çürümez. Tam tersi diş korunur. Bu soru bize çok çok geliyor. Laminenin altından diş çürür mü? Kesinlikle çürümez. İyi bir laminenin altından sağlıklı dişler korunabilir. Hı hı. Peki implant tedavisi mi, kanal tedavisi mi? Gene bunlar birbirlerine hep böyle konuşulurlar. Alternatif tedavi yöntemleri sizin için. Evet. Çok doğru bir soru. Çünkü biz amacımız doğallığı korumak. Mevcut doğal diş kökünüz harap bile olmuş olabilir, kırılmış olabilir ama bir kanal tedavisi yapılarak, üstüne de uygun bir restorasyon, bir dolgu veya bir kaplama yapılarak doğal dişi korumak diş hekiminin birinci görevi. Yani önceliğimiz her zaman kanal tedavisi yaparak ve kırılmış dişleri iyi bir şekilde restore ederek doğal dişi ağızda korumak. Ama herhangi bir sebeple doğal dişi koruyamadık. Ameliyatlar yaptık, kemik tozu ekledik, tutmadı, olmadı. O zaman çekim de bir alternatif tedavidir. Önemli olan dişi çektikten sonra ne yapacağımız. Dişi çektikten bir yıl içerisinde en geç oraya bir implant yerleştirilmeli. Çünkü bir diş eksikliği olduğu zaman orada oluşan boşluğa komşu dişler eğilerek kapatılıyor. Hasta zannediyor ki ağzımda diş çekildi ama boşluk kapatıldı. Kapandı ama doğru bir şekilde kapanmadı. O komşu dişlerin biyolojisi, morfolojisi bozuldu. Dolayısıyla domino etkisi gibi bir diş eksikliğinde yandaki dişler eğrildi. Üstteki diş o boşluğa uzadı ve üç diş birden bundan olumsuz etkilendi. Daha da ilerlerse bu dişsizliği kapatmamak, hastanın eklemlerinde bu sefer problem çıkıyor. Eklem ağrıları, çene ekleminde ağrılar oluyor. Bir takım çiğneme problemleri oluşuyor. Dolayısıyla diş çekildikten hemen sonra implant yapılmasını uygun görüyoruz. Yani tek bir dişi kaybettikten sonra implant yapmak o zaman hani alternatif tedavi yöntemi olur. Evet, kesinlikle implant yaptırmak tek bir diş eksikliğinde çok öngördüğümüz alternatif bir tedavi. Hı hı. Ama bundan 20 sene önce bu kadar revaçta değildi implant yaptırmak. Ne oluyordu? Bir boşluk var, önünde ve arkasında sağlam dişi keserek diş hekimi oraya üç üyeli bir köprü yerleştiriyordu. Hı hı. Ancak doğada tüm dişlerimiz nasıl ayrı ayrı birbirine bağlı değil dişlerimiz. Evet. Bu da bir takım çiğneme problemleri meydana getiriyordu. Ve literatüre baktığınız zaman bilimsel olarak ilk 5 yıl içerisinde çok iyi yapılmış bir köprünün altında bile %30 oranında çürüme riski vardır. Hmm. Dolayısıyla dişleri ayrı ayrı yapmak, bütçeniz el veriyorsa ve genel sağlığınızda bir problem yoksa birinci hedefimiz implant yaptırmak. Evet. O zaman yani ağızda hiç diş yoksa implant yaptırmak. Yani Allah kimseyi o duruma sokmasın. Öncelikle şuna bakmalı. Hasta neden bütün dişlerini kaybetmiş? Yani ileri yaştaki bireyler evet bir takım bakımsızlık sebepleriyle, genetik faktörlerle dişlerini kaybediyor ama son dönemde baktığınız zaman diş eti hastalığı Türkiye'de çok yaygın ve sık karşılaştığımız bir problem. 30'lu yaşlarında henüz 40'lı yaşlarına gelmemiş bir bayan hasta düşünün. Dişlerin tamamını çektirmek zorunda kalıyor. Hı hı. Özel ilişkisinde problem yaşayabilir insanlar. İş ilişkisinde, iş dünyasında problem yaşayabilir. Eskiden ne yapıyordu anneannelerimiz zamanında? Bir damak protezi yapılıyordu. Hı hı. Zaten bu konuma gelmiş bir hastaya biz mutlaka soruyoruz. Ailenizde var mıydı böyle dişlerini erken kaybeden? Muhakkak diyor evet annem de damak kullandı. Genetik de evet çünkü genetik faktör çok önemli. Bu hastalar ne kadar bakım yaparsa yapsın o dişlerini maalesef ki kaybediyorlar. Hı hı. Kaybetti diyelim peki ne yapıyoruz? Üst ya da alt çene dişsizse 6 ya da 8 implant yapılarak sabit, hiç çıkmayan porselen köprüler yapılabilir. Bu birinci sıralamadadır. Eğer kemik yetersizliği varsa, daha ileri yaşta dişsiz kalmışsa, o zaman en azından 4 implant yapılarak takıp çıkartılan bir hareketli protez hastaya sunulmalıdır. Bunları tabii ben en başta söylemiştim, diş hekimliğinin bir butik hizmet olduğuna inanıyorum. Burada hastayı dinlemek lazım. Ne beklentileri nedir? Bizden ne bekliyor? Bunu beraber, hastamızla beraber karar veriyoruz aslında. Hı hı. Yani vücudun implantı kabul etmesi ya da etmemesi gibi hastadan hastaya değişecek durumlar söz konusu olabiliyor mu? Yani her hasta implantı kabul eder diye bir şey var mı? Bunu hep hastalardan duyarız. Bir de şehir efsanesi gibi işte implant kanser yapıyor mu? Benim ağzımdan implant işte alerjim oldu düştü. Bunların aslında bilimsel maalesef ki bir bilimsel dayanağı yok. Evet çok doğru. Bizim artık elimizde, bunu söylemeye de hakkımız yok çünkü elimizde artık o kadar güçlü teknoloji var ki bir diş hekimi mutlaka bunlardan yararlanıyordur. Öncelikle iyi bir teşhis önemli. Her hastaya, her ağza, her kemiğe uygun implant yapılamıyor.
Bunu ama dokunarak ya da iki boyutlu bir grafiği alarak saptayamıyoruz. Biz artık implant yapacağımız hemen hemen her hastada tek bir implant da yapsak, 14 tane implant da yapacak olsak mutlaka 3 boyutlu dental volümetrik tomografi görüyoruz. Nedir bu? Kemiğin 3 boyutlu olarak hacmini gösteriyor. Ve burada hekim hangi boyda ve çapta kullanacağı implantı birebir ölçümleyerek yerleştiriyor. Yani biz hastayı hiç görmesek bile tomografisi bizdeyse biz onun üstünden hangi çapta, hangi boyda implant yapacağımızı ölçüyoruz. Bu yurt dışı hastalarında çok önemli. Evet, onlar bazen, kısa sürede geliyorlar. Evet, hastayı görmeye gerek yok. Gönderiyor bize tomografisini. Aynı hangi çapta, hangi boyda implantını planlıyoruz. Geldiği zaman direkt ameliyatı alıyoruz. Bunlar çok yüz güldürücü sonuçlar. Siz adımınızı sağlam atarsanız daha teşhiste ilk başta o implantın düşmesi artık söz konusu değil. Bir de buradan şunu da bilinçlendirmek istiyorum hastalarımızı. Çünkü her hasta implant yaptırarak kliniğe implant yaptırmak istiyorum. Aslında implant diş hekimi için bir araç. Niye araç? Biz implant yapmamızdaki amaç onun üstüne sağlıklı bir protez oturtmak. Bu tek üyeli bir porselen de olabilir. Az önce bahsettiğim işte 12 tane destek alan porselen köprü de olabilir. Veya çıt çıtlı diye tabir edilen hareketli protez de olabilir. Yani biz implantı üstüne sağlıklı bir diş protezi yapmak için kullanıyoruz. Yani aşağı yukarı bir implant tedavisi ne kadar zamanda yapılıyor o zaman? Bir gün implant tedavisi 5 dakika. Ha, yani cerrahi olarak onun uygulaması 5 dakika süremizi alıyor. Çünkü diş çekmek daha zor biliyor musunuz Özlem Hanım? Diş çekerken hastanın ağzından bir yapıyı oradan söküyorsunuz. Doğru. Son derece travmatik. Ama implantta küçücük bir delikten implantı yerleştiriyorsunuz. Hasta anestezi, lokal anestezi yani sadece o bölgesel olarak uyuşmuş oluyor hasta. Bizimle bile oynuyor, gözlerimizin içine baka baka cerrahi işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Korkan hastalarda başka yöntemlerimiz var tabii işte genel anestezi veya sedasyon gibi. Onu soracaktım yani kişiden kişiye de değişiyor. Değişiyor. Kimileri için travmatik olabiliyor dişçiye gelmek. Hani onları nasıl çözüyorsunuz? Onu en başta söylediğimiz gibi güven duygusu çok önemli. Yani buraya hasta kliniğe girdiği zaman, diş hekimlerine güvendiği zaman zaten yapılacak işlem kendisine bilimsel olarak da anlatıldığı zaman korku problemi kalmıyor. Yani benim hiçbir hastam açıkçası korkmuyor. Bu güvenle alakalı bir şey. İyi hizmet alacağını biliyor diş hekiminden. Güveniyor, inanıyor ve yaptırıyor dişlerini. Hani tamam güzel dişlere sahip olacak da. Acısız işlem olur mu diş hekimine gelip de? Yani. Ama onu da herhalde önlem tolere ediyoruz. Evet, yani çeşitli ilaçlardan faydalanabiliyoruz. Öncesinde önlem alıyoruz. İyi bir şekilde bilgilendiriyoruz. Yani hastanın şu an şunu istemiyorum. Kendim için de aynı şey. Ben de bir işlem yaptıracak olsam sürpriz yaşamak istemem. Bilgilendirilmek isterim. Bizim şimdi için de bilgilendirmek çok önemli. Lamineler falan bunlar ay dediğiniz gibi 3 gün sonra ay biraz daha küçük mü olsaydı, biraz daha yoksa öne doğru mu olsaydı diyen hastalarınız oluyor mu ya? Şimdi bu da öyle bir şeydir ki saçınızın rengini giderseniz azıcık 2 ton koyultursunuz ama bu dişi çıkart biraz daha kısasını yap, biraz daha uzununu yap olabilecek bir şey. Bir şey söyleyeyim. En başta moka aşamasında yani o plastik dişlerde boyuna, rengine, şekline karar veriyor. Ya kesin artık bak son kararın diye soruyorsun. Hem orada soruyoruz tamam orada bir karar verdi ama gene bir akla soru işaretleri var. Dişler yapılıp geldi. Yapıştırmadan önce de yine seçenek sunuyoruz. Geçici yapıştırıcılar takıyoruz. Aynanın karşısında bakıyor. Tekrar boyutuna bakıyor. Tekrar rengine karar veriyor. Yani asıl yapıştırma işlemine girmeden önce ne istediğinden o da biz de emin oluyoruz. Burada biraz tecrübe de önemli. Tabii. Artık biz hasta bunu beğendim dese bile kaşındaki gözündeki ifadeden bir emniyet yani bir soru işareti olup olmadığını anlıyoruz ve bunun üstüne gidiyoruz aslında. Ve biz tecrübemizle bunu kabul etse bile bazen biz beğenmiyoruz. Hayır biz bundan daha iyisini yapabiliriz diyoruz. Ve biraz emek veriyoruz, uğraşıyoruz aslında. Hı-hı. Hasta da onun için uğraşıldığını bilince güven duygusu daha çok artıyor. O yüzden de sonuçta çok da fazla şey geri dönüşte hani şöyle yap, böyle yap gibi bir yani şey olmadı. Yani bugüne kadar hiç yaptığımız bir lamine estetik sebeplerle söküp bir daha yaptığımız olmadı. Butik hizmet dediğimiz bu. Evet. İnsanlar kendini bizim kliniğimize özel hissetmediler. En çok istediğimiz şey bu. Buradaki bütün doktorlar uzman doktor ve bu uzman doktorların hepsiyle hastayla birlikte omuz omuza çalışıyoruz. Hastamız bize istediği her şeyi söyleyebiliyor. Biz onu dinleyip ona özel ilgi göstererek işlemlerini tamamlıyoruz ki sonrasında bir pişmanlık yaşamasın. Bize en çok bu üzer. O nedenle en başta söylediğimiz gibi güven çerçevesinde özenli, kaliteli hizmet vermek bizim en büyük amacımız. Peki hiç implant ya da köprü yaptırmasa ama boşluklar kalsa gibi bir durum. Ne yapacağız? Hayat öyle olmuyor işte. Çünkü hayat boşlukları hiç sevmiyor ki.
bir boşluk olduğu zaman doğa onu hep doldurma çabasında. Evet. Dediğim gibi o boşluk oluştu, dişler şöyle ilerlemiyor. Hani gelelim de boşluğu kapatalım, ne yapıyor? Devriliyor. Devrildiği zaman devrilen dişlerde kökünde çürükler meydana gelebiliyor. Veya boşluğa doğru dişler uzuyor. Hı hı. Uzadığı zaman da yine kökte veya çiğnemede problemler olabiliyor. Dolayısıyla ağızda boşluk varsa mutlaka onu doldurmak lazım. Hı hı. Hayat da böyle aslında, boşluklar doluyor. Evet. Bu bir de gene çok merak edilen bir şey. Bu yapıldıktan sonra dişlerin çürüyüp çürümeyeceği. Hı hı. Yani bunlar yapıştırılıyor ama altta diş çürürse bu sefer nasıl bir tedavi yöntemi uygulayacağız? Lamina tedavisi yapılabilecek en koruyucu estetik tedavi. Çünkü dişin mine tabakasının aşındırma yapmıyorsunuz. Yani koruyucu tabakadan aşındırma yapmadığınız için bu tabaka tamamıyla kendini koruyup dişi de koruyor. İyi yapılan bir lamina kesinlikle çürümez. Eğer çürürse laminanın sökülüp tekrar yapılması gerekir. Bu nedenle baştan çok güzel ağrı çıkışmak yapıyor, lazım. Çürüdüğünü nasıl anlıyor mesela kişi yapıldıktan sonra? Çürük olduğunu şöyle, insanlar hem görüntüyü anlarlar, hem hassasiyet artar, ağrı artar. Bir de biz her zaman düzenli diş hekimliği kontrol ederiz. Hani çürük olsa bile başta yakalamak lazım. Hı hı. O yüzden yılda bir kere bütün hastalarımızı kliniğimize davet ediyoruz. Onları tekrar tekrar arıyoruz ve diyoruz ki lütfen gelin size bir kontrol yapalım. Bir sorun varsa baştan engelleyelim diyoruz. Hı hı. Yani bizim burada tedavisi biten bir hastayla biz bağımızı koparmayız. Bizim bir sistemimiz var. Bu sistem o hastaları minimum yılda bir kere arar. Siz mi arıyorsunuz, gelin diyorsunuz o zaman? Evet. Biz takip ediyoruz tabii ki yani. Bizim arkamızda bizi destekleyen bir ekibimiz var. Bunları bizim için organize eden, biz işin hekimlik tarafındayız ama biz de hastalarımızı takip ediyoruz ve hep iyi ilişkide de olmaya çalışıyoruz. Çoğuyla sonra arkadaş oluyoruz zaten. Yani o da çok güzel bir şey oluyor. Birçok sizin gibi ünlü arkadaşlarımız da oldu bu sayede. Meslek bize böyle şeyler de kazandırdı. Onlar bizi film galalarına çağırıyorlar. Aynen. Biz onların doğum günlerine gidiyoruz. Çok güzel çevremizde arkadaşımız da oluyor. Yani hem estetikle uğraşmak hem hekimlik yapmak mesleğe olan ilgimizi, sevgimizi arttırıyor, enerjimizi yükseltiyor. Ne güzel. Pembe estetik peki, hani bize anlatabilir misiniz nasıl bir tedavi? Pembe estetik, diş etlerinin daha az görünmesi için yapılan bir tedavi şey. Diş etlerinin daha az görünmesi daha estetik bir görüş olarak benimseniyor. Bunu yapabilmek için birkaç yöntem var. Eğer 1-2 milim dişlerim, diş etleri görünüyorsa hastanın, lazerle ağrısız, kansız, anestezi yapılmadan diş etlerine çok diş etleriyle ilgili görüntü değil mi pembe? Evet, pembe estetik diş etlerini daha az gösterme çabası. Çünkü güldüğü zaman diş etleri çok ön planda olabiliyor. Aynen. Ya da orantısız olmuş olabiliyor. Onları mı? Onları ya lazerle seviyeleriz. En basit yöntem budur. Vaka uygunsa, vaka uygun değilse biraz daha cerrahi yöntemler kullanılır. O zaman diş etlerinden daha fazla miktarda almak gerekir. Ya da plastik cerrah arkadaşlarımızdan yardım alırız. Onlar ya dudak pozisyonlama dediğimiz operasyonlar yaparlar ya da burun kanatlarına iki tane küçük botoks yaparlar. O botoksa aynen öyle girdiğinde dudak böyle havada, botoksu yapınca bu dudak yukarı kalkamıyor. Ama bunu önce diş hekimi karar vermeli. Yani diş hekimi diş etini lazerle düzelterek mi bunu yapacak? Yoksa daha yüksek bir cerrahi mi gerekiyor ya da basit bir botoksa çözülüyor mu? Kas hareketleri, yüz şekli birçok şey önemli. Öyle bir şey de olabilir değil mi size? Tedavilerin içine botoks da eklenebiliyor. Evet. Biz buna gum smile diyoruz. Yani güldüğünde diş etlerinin çok görünmesi. Kişi bunlar rahatsızsa önce diş hekimine gelsin. Diş hekimi onu doğru bir plastik cerraha, dermatoloğa yönlendirsin ya da biz çözelim. Peki hani bunların içerisinde genel olarak estetikle ilgili, diş estetiğiyle ilgili gelen hastalarda kendisinin dışında da böyle bir ünlünün, bir Hollywood starının yüzüyle gelen, ben böyle bir ağız istiyorum diyenler de oluyor mu? Hemen hemen bütün hastalarımız bu şekilde geliyor. Ben burada bir gülüş beğendim diye geliyorlar. Biz de söylediğimiz mock-up yani plastik dişli aşamada onların da söylediklerini dikkate alarak bir tasarım yapıyoruz ve ona denetiyoruz. Ama bazen öyle oluyor ki küçücük yüzlü bir hasta çok kocaman dişleri olan bir gülüş beğenmiş. Biz plastik dişte böyle olduğu zaman çift üretim yapıyoruz. Bir tanesi bizim uygun gördüğümüz, bir tanesi de kendisinin onu da beğendiği tasarım. İkisini de kendisine uyguluyoruz ve kendisine hangisinin yakıştığını onun karar vermesini sağlıyoruz. Görüyor ki o büyük diş ona hiç yakışmadı. O hasta için uygun da. Kişiye özel tasarım, butik hizmet dediğimiz şey bu. O insanın yüzüne ne yakışıyorsa onu birlikte karar vermeliyiz ve hasta bunu baştan görmeli.
Yani yoksa sonrasında da hani baktığı zaman bu şeyi beğenmedim, bir daha yap gibi bir şey söz konusu olmuyor herhalde. Çok fazla şöyle şeyler yaşıyoruz. Çok çok beyaz dişler yapılmış, çok büyük dişler yapılmış. Hastalar çok genç. Bütün doğallığımı kaybettim diye bize geliyorlar. Tekrar mağaraya, tekrar zaman. Rengi oynanmıyor mu çok beyaz olduktan sonra? Bir restorasyon yapıldıktan sonra rengi değiştirilemez. Her şey baştan doğru yapılmalı. Sarıyı da beyaz yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Tekrar sökme, yani kendi yapmak olsa yapabiliyoruz çok zor. Kendi dişimize beyazlatma teknikleri uygulayabiliyoruz ama bir suni bir materyalle, bu en estetik, en kaliteli malzeme de olsun, o artık ağza bir kere yapıştıktan sonra bir daha onun üstüne renkli oynama olmuyor. Ya da mesela bütün olmuyor. Dişlerini yaptırmasa, öndeki belli birkaç dişine yaptırsa ve onun beyazının tonu tabii diğer dişleri, kendi dişleriyle yakın olması gerekecek. Kesinlikle. Ama aynı bir zaman sonra dediğiniz gibi bunlar çok beyaz, bunlar alttakiler çok sarı kalırsa aradaki ton farkı da tamamen doğallıktan uzak bir uzak kalıyor ama bunun için yöntemler var. Çünkü doğal dışı beyazlatma uygulayabiliyoruz. Onu da bahsedelim biraz bu beyazlatma işlemi. Seve seve. Çünkü biz de çok seviyoruz. Kendimize de uyguluyoruz. Buradan bizi izleyen izleyicilerimiz maalesef beyazlatma dişe zarar veriyor mu diye sorusuyla çok karşılaşıyoruz. Evet. Zararlı olan bir şeyi kendimize, çevremize, arkadaşlarımıza yapmayız. Biz kendimize de severek uyguluyoruz. Çünkü beyaz dişleri seviyoruz. Evet. Yani herkes bunu arzu ediyor zaten. İki yöntemi var. Bir tanesi klinikte yapıyoruz. Lazerle. Bu çok bilinen bir yöntem zaten. Sıklıkla birçok diş hekimliği klinikte uygulanabiliyor. Aşağı yukarı 40 dakika, 1 saat sürüyor. Işık altında dişler birkaç ton ağrıtılabiliyor. Bazen çok koyu renkli dişler 2 seans gerektiriyor. Ancak ben hekim olarak kombine tekniği uygulamayı seviyorum. Yani hasta mutlaka beyazlatma yapalım klinikte. Hasta onu görsün, mutlu olsun, sevinsin. Ama onun devamlılığı, uzun yıllar ağızda beyaz kalabilmesi için bir de evde kullanacağı bir daha düşük dozda, daha düşük konsantrasyonda ilacı var. Yani bu öbürü plak hazırlıyoruz evdeki kişiye özel. O plağın içine benim %50 konsantrasyondaki ilacımı, %15, %16 konsantrasyondakini kullanıyor. Uzun süre takıyor. Peki rahatsız etmiyor mu yürürken o ağzı? Çok incecik, çok şeffaf. Benim de evde var plağım. Yani burada lazer altında da yatırıyorum ama plak da kullanabiliyorum. Şey. Aynen. Yani onu bir içi ilaçlı. İçi ilaçlı kullanıyorsunuz. Onunla uyumuyor. En fazla 4 saat takıyor. Evet, uyumadan önce de takabiliyor. Tamam. Evet. Ama yemek yemiyor. Yemek de yemiyor. Evet. Televizyon serisi. Aynen. Aslında ben şurada şuna değinmek istiyorum. Eczanelerde ya da medyada, televizyonda sürekli evde kendinizi, dişinizi beyazlatabileceğimiz ürünler piyasaya sunuluyor. Evet. Bunlarla ilgili şunu belirtmem lazım. Bir, hekim kontrolünde beyazlatma şart. Çünkü beyazlatma materyali diş etinize değdiğinde diş etinize zarar verir. Hı hı. Bu nedenle kişiye özel plak veriyoruz eve. Diş etine çok fazla değmeyecek, diş etini koruyacağız. Burada yüksek konsantrasyonu biz kendimiz kullanıyoruz ama ilk 15 dakikada diş etini korumaya çalışıyoruz. Yani beyazlatma ilacı dişe değsin, diş etine değmesin diye ekstra bir çaba sarf ediyoruz. Hı hı. Kısacası eczaneden aldığınız ya renk açmıyor ya da renk açıyorsa diş etinize zarar veriyor. Mineye de zarar veriyor değil mi? Sonra kendi kendinize bir şeyler yapmaya çalışırken. Evet, mesela karbonatla diş fırçalama. Biz bunları kesinlikle karşıyız. Beyazlatmayı hekim onaylıyorsa hekim kontrolünde yapılmalı. Bazen dişlerinde çok aşırı aşınma olan kişiler var. Müthiş hassasiyeti olanlar geri var. Geri geliyor mu peki o sonra? Kaybedilen mine mesela öyle bir şey yaptı, yanlış şey kullandı. Bize başvurması lazım. Bize başvurması lazım. Yani mineden kayıp olduysa ancak dolguyla kapatılır. Ama çok aşırı beyazlatma yaptık kendine ve müthiş bir hassasiyeti var. O zaman başka ajanlar, başka kimyasal ilaçlar kullanarak hassasiyeti giderebiliriz. Böyle tedavi yöntemi var. Zaten söylemek istediğim bir şey de şu. Bir hasta beyazlatma istiyor ve hassasiyetten korkuyorsa ya da beyazlatma uygunsa bunu biz belirleriz. Belirli bölgelere belki beyazlatma ilacını sürmeyiz. Süreceksek öncesinde hassasiyet önleyici ajanlar kullanırız. Yani hedefimiz şudur. Dişler beyaz olduğunda hasta acı çekmesin. Hem acı çekmesin hem dişleri bembeyaz olsun. Bembeyaz dişlerde herkesin istediği bir şey ama bunu da hani profesyonel ellerde deneyimlemek çok daha doğrusu herhalde. Evet, kesinlikle. Yapılacak. Peki diş fırçalama tekniklerinden de bir bahsedelim özellikle. Bir de çocuklarda diş sağlığından. Bir kere ülkemizde ağız diş sağlığı son zamanlarda yükseldi. Eskiden bir fırçayı bir ailenin 4-3-5 birey birden kullanırdı. Evet. Nihayet artık bu gündemden kalktı. Her bireyin bir fırçası var. Ama bu fırçayı sıklıkla değiştirmek de önemli. 6 ayda bir diyorum ben fırçanızı değiştirin. Her hasta mutlaka şunu söylüyorum, günde en az 2 dakika, 2 dakikadan az olmayacak şekliyle en az 2 kez diş fırçalayın. Bir tanesi yemek kahvaltıdan sonra,
Bir tanesi gece yatmadan önce, gece yatmadan önce dişlerinizi fırçaladınız. Bir daha yemek yemeyin. Çünkü gece yattığınız zaman tükürük akışı son derece azalır. Tükürük azaldığı zaman dişlerinizin o yıkama etkisinden mahrum kalır ve dişleriniz kolay çürür. Dolayısıyla dişlerinizi fırçalayın, o şekilde uykuya gidin. Hı hı. 2 dakikadan az olmayacak dedim. Ortalama fırçalama süremiz bizim 20 saniye. Herkes fırçaladığını düşünüyor ama o fırça çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Evet. O fırça bir mutlaka... Bir de temas edip köpürtmek de hani hoşumuza giden bir şey ama. Evet, o köpürtmeyi ben de seviyorum. Hı. Hani diyemeyeceğim susuz fırçalayın. Ama diş etlerini fırçalayın. Hani burada bir fark söylemek istiyorum. O fırça mutlaka diş etlerine değsin. Dişin her yüzeyinden de dolaşsın. Hı hı. Diş fırçalamaya ek mutlaka diş bir kullanın. Ben şunu eklemek isterim. Bazen diş taşı temizliği yaptırırsınız. 15-20 dakika sürer biter. Biz bir hasta ilk defa diş taşı temizliği yapıyorsak bu tedavi yaklaşık 1 saat sürüyor. Ve bunun en az 30 dakikasında biz ağız hijyeni eğitim veriyoruz hastaya. Yani fırçalama da aslında kişiye özel anlatılması gereken bir şey. Bazı insanların dişlerine çarpıklık var. Peki şunu merak ediyorum. Diş taşı doğru fırçalamadığımız için oluşan bir şey midir? Yoksa hani dişin kendi yapısıyla alakalı? Biz doğru fırçalayarak, yani size özel anlattığımız şekilde fırçalama anlatarak, diş ipleri, ara yüz fırçaları bunları önererek, ki bu standart değil, tekrar tekrar söylüyorum, kişiye uygun yapıldığında diş taşı birikim hızını azaltabiliriz. Hmm. Yani yine diş taşınız oluşur ama 6 ayda bir kocaman plak olacağına bir yılda çok azıcık bir sınır gelişir. Biz de onu çok kısa bir sürede temizleriz. Ağız sağlığınız korunmuş olur. Hı. Yani yapacağınız şey hekiminizden ağız diş sağlığı eğitimi almak, bunu dinlemek. Biz hatta elimize fırça alıp Zeynep'le ben de tek tek anlatıyoruz hastaya. Şöyle açın, böyle kapatın falan diye. Bugün size diş ipi kullanımını anlatalım. Evet, bir de onu gündelik hayatımıza sokmamız lazım. Hı. Evet. Yani çok fazla Türkiye'de yaygın değil galiba diş ipi kullanımı ama. Hani yani fırçalamaya çok zor doğru zaman söylüyorsunuz. Biz evet. Kopartıyoruz, parmaklarınıza şöyle takacaksınız, böyle yapacaksınız diye uzun uzun ağız hijyen eğitim veriyoruz. Çünkü en önemli şey baştan dişi korumak. Dişi dokuyu kaybettik, o doku tekrar iyileşmiyor. Dolgu yap, lamine yap, implant yap. Bunların hiçbirini yapma. Daha çocuk yaşta bize gelsin. Biz ona ağız hijyen eğitim verelim ve dişi hiç çürümesin. Hedefimiz koruyucu hekimlik. Hedefimiz dişleri korumak. Hani biraz önce söylediniz ya çocuk dişlerinden bahsedelim evet. diye. Biz çocuklarınızı 2 yaşına diş hekimine getirin diyoruz. 2 yaşında hiçbir şey yapmayacağız çocuğunuza. Sadece o koltuğa oturacak. Hiçbir şey yapılmadığını görecek. Acımadığını görecek. İleride yaşayacağı fobiden kurtulacak. Hı. Bakacak ki burada bir şey evet. yapılmıyor. Öyle bir ön yargı var. Aynen. 2 yaşındaki çocuğa anne babaya da hijyen eğitimi vereceğiz. Çocuğun dişe nasıl bakacağını anlatacağız. Ne macun kullanacağını söyleyeceğiz. Sonra çocuk 3 yaşında tekrar gelecek, 4 yaşında tekrar gelecek. Bu şekilde birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde olduğu gibi insanlar hayatlarının sonuna kadar hiç çürük sahibi olmadan ömürlerini tamamlayabilecekler. Hedef bu. İnşallah bu bilinci oluşturacağız. İnşallah yani. Bununla ilgili çalışmalar var ama bakanlık da çalışıyor. Türk diş hekimleri de bu konuda çok hassas. Ülkemizin o yüksek standarttaki ülkeler gibi ağız diş sağlığına erişeceğine yürekten inanmak istiyorum. Hı hı, inşallah o zaman demek ki çocuklarımıza da ağız sağlığı ile ilgili anne babalar olarak biz de hani 2 yaşında başlamamız Hoş, lazım. 2 yaşında dişler çıktığı an başlamak hı. lazım. Dişleri böyle azıcık ucunu görüyoruz ya evet. o minnacık ağızları bile bir gazlı bezi hafif ıslatarak dişin yüzeyinden yatmadan önce geçmek lazım. Biberon çürüğü dediğimiz şeyler var çünkü. Süt de dişi çürütüyor. Hele ballı süt, pekmez süt kesinlikle hayır. Bir de onları yani içip içip yatıyorlar dişleri fırçalamadan. En kötü son. Yani size fotoğraflar gösteririz. 2 yaşında dişleri çürümüş çocuklar. 2 yaşındaki bu çürüğü tedavi de edemiyorsunuz. Evet, nasıl olacak? Düşmesini bekleyeceksin. Şöyle, düşmesini de beklemek değil. Çünkü çocuk ağrı yaşıyor, yüzü şişiyor, yemek yiyemiyor. Maalesef çocuklara genel anestezi öneriliyor ve bu artık çok sıklaştı. 2 yaşında çürük başlamış, çocuk 6 yaşına gelmiş, yemek yiyemiyor. Genel anestezi çocuk uyutulup bütün dişleri tedavi yapılıyor. İş buraya gelmesin. Evet. Siz çocuğunuzun dişleri çıkar çıkmaz küçük küçük temizlemeye başlayın. 2 yaşında da bir diş doktoruna getirin. Hem korkusunu yensin hem de siz ağız bakımıyla ilgili, çocuğunuzla bakımıyla ilgili de bilgilenmiş olun. Evet, gerçekten teşekkür ederiz. Değinmediğimiz konu kalmadı herhalde. Hepsini böyle güzel güzel nokta atışlarıyla, örnekleriyle bugün gördük. Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Güler yüzünüz için, misafirperverliğiniz için.
Protez uzmanı Doktor Zeynep Giray ve protez uzmanı Doktor Ece Tatar Stav bizimle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Biz sizlere çok teşekkür ederiz. Güzel görüşürüz, sağlıklı günler diliyoruz ve iyi ki varsın, devam edecek. Kafkas Balığı'nın sunduğu İyi Ki Varsın devam edecek. Kafkas Balığı'nın sunduğu İyi Ki Varsın devam ediyor. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken yine diş sağlığı ile ilgili bilgiler almak üzere Murat Öztürk hocamızla konuşuyoruz. Bugün de çarpışık dişler. Gerçekten evet. Görüntü olarak hem rahatsız eden hem de sağlıkla ilgili dişimizde ileride belki çok daha ciddi sorunlar olacak. Görsel olarak da bizi etkileyecek olan bir sorun. Çaresi nedir hocam? Gerçekten çok önemli bir mevzu. Toplumda da bu yönde bilinçlenmesi gereken, çapraşık dişlerin düzeltilmesi gereken vakalar var. Ben burada çok özel bir noktaya temas edeceğim. Çapraşık dişler bildiğimiz gibi çene kemiğimiz küçükse, kısa kalıyor ise, dişlerimiz de büyükse ya da büyük kalıyor ise, o çene kemiği kavisine sığmadığı için sağa sola yatmış, çıkmış, kendini bir yerden ön tarafa göstermiş asker dizilimidir. Bu çok önemli bir mevzudur. Bunun temel nedeni kişi çeneyi anneden, dişleri de babadan aldıysa ki şu an bilinen nedenlerden en önemlisi bu. Çene küçük, dişler büyük, otomatikmen çapraşık oluyor. Evet. Çapraşık dişleri bir, temizlemek zordur. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurada da var ama bunu elimle göstermek istiyorum. Ya da bu çok önemli bir mevzu olduğu için... Şu dişleri kullanabilirim burada. Hocam çocuklarda daha mı sık oluyor acaba? Evet evet. Şimdi iki dişin birbiriyle teması bu. Nereden temas ediyor dişler? Sadece şu bölgede birbirine değdiği alan. Evet. Bak bu dişin çapraşık olduğunu düşünelim. Şimdi çapraşıklaştı. Diş çok geniş bir yüzeyden birbirine ne yaptı? Temas etti. Nereden? Şuradan. Bu araların ne kadar güzel gıda birikimine müsait olduğunu buradan görebiliriz. Evet. Alan çocuk, çoğaldı değil mi? Tabii alan çoğaldı. Bir de bir şeyi sıkıştırdınız. Yani dişlerin orada birbiriyle çapraz yapması, diş etinin de alttan böyle ona avuç açması diyelim. Orada gıda birikimini inanılmaz derecede artırdı. Normal dişi bir defa fırçalıyor. Bakım yapıyor iseniz, bir defa günde diş ipi kullanıyor iseniz, çapraşık dişi en az 3 defa fırçalayacaksınız, 1. Diş ipi mutlaka kullanacaksınız, 2. Bunun için özel arayüz fırçaları, ince uçlu, o aralara işte girip oraları temizleyebilmek için arayüz fırçaları kullanacaksınız, 4. Çapraşıklık bir de nedir? Ulaşım engelidir. Yani öndeki dişiniz çapraşıksa arkadaki dişe ulaşmanız fırçayla zor olur. Doğru. Bunun için üretilmiş daha böyle çapraşıklığa o ağza uygun kavisli fırçalar var. Gerekirse bir tane böyle bir bölge var ise ağzınızda bunu giderebilmek için o fırçayı alacaksınız. Yani dişiniz çapraşıksa kıymetli izleyicilerimiz, ona göre diş fırçası ve macunundan ziyade ağız bakım setiniz oluşacak. Bir, iki. Burada en önemli mevzu şu. Çapraşık dişleri ortodontik tel tedavisiyle düzeltmek şart. Benim en büyük gayem, en büyük şartım bu. Fakat halkımızda evet kesinlikle telle düzeltilsin. Veya şu anda şeffaf aparel plaklar çıktı. Ortodonti uzman arkadaşlar da bu konuda gelişmeleri takip ediyorlar. Fakat ben burada en önemli şuna değineceğim. Baştan dediğim. Hocam dişlerim çapraşık. Bu dişleri dolgularla, laminalarla veya küçülterek kaplamalarla düzeltebilir miyiz? Evet, biz bunları yapıyoruz. Hepsini yapabiliyoruz. Çok da güzel estetik sağlıyoruz. Ama o estetiğin altında bir şey bırakıyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Siz bunu görmüyorsunuz. Altta bir çapraşık ve görmediğimiz üçgen alanlar bırakıyoruz. Çok güzel görüntüler oluyor. O alanları çok nitelikli bir şekilde temizlemeniz ve hayatınız boyunca bakmanız artık gerekir. Artık onun bakımını da ona göre yapmamız yapmaları lazım ki hayatımızda bir şeyleri değiştirip bizim de dişlerimize uyum sağlamamız lazım. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Çok için. Sağ olun. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Kafkas Balığı'nın sunduğu İyi Ki Varsın sona erdi.